Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Peygamber Efendimizin de dediği gibi, eğer kıyamet günü geldiyse ve elinizde bir tane fidan bulunuyorsa mutlaka o fidanı dikin. Bugün Yoğunpelit Köyü'nde 11 Kasım dolayısıyla fidan dikimi yapacağız. Ihlamur fidanları ve kestane fidanları toprakla buluşturacağız. Buyurun fidan dikelim. Geleceğimizi yeşertelim. Evet arkadaşlar. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Orman işletmenin vermiş olduğu ıhlamur ve kestane fidanlarını bugün toprakla buluşturacağız. Ve geleceğimizi yeşerteceğiz. Burada benim arılığım var. Ben arılar için de güzel olacak. Çünkü arılar hemen kalkacaklar ve çiçeğe ulaşacaklar. Bu bizim fidanımız olsun, olur mu? Büyüyünce bundan ıhlamur toplayacağım. Şimdi bana müsaade et. Parka mı gitmek istiyorsun? Evet. Ya kuzun yanına gitsene. Atıcı. Evet abi. Bunların da yakarmadığı. Şuna nerede bir soru var? Öyle çekelim. Ürettim. Kolay gelsin. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Bugün bütün köylü fidan dikimine geldi. Ihlamur ve kestane fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Emine abla kolay gelsin. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Ne fidan o? Ihlamur mu kestane mi? Ihlamur. Ihlamur. Evet. Kolay gelsin. Hoş geldin. Uğur olsun. Mehmet abi kolay gelsin. Hoş geldin. Ihlamur dikiyor. Arkadaşlar Kasım'ın bugün 11'i. Arı hala kış uykusuna geçmedi. Arı hareketli. İnşallah burada fidan dikerken hiçbir vatandaşımız arı tarafından sokulmaz. Şu an sakinler ama arkadaşlar arı yumurtadan çıkanlar yavru uçuşu yapıyor. Bu mevsimde arı hala yumurtadan yavru çıkartıyor. Arının normalde şimdiye kadar salkıma geçmiş olması lazımdı. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar bizden. 11 Kasım
Milli ağaçlandırma günümüz kutlu olsun. Lütfen bir fidan da siz dikin. Geleceğimizi yeşertelim. Allah'a emanet. Saygılar.